Aşklarım, hepinize merhaba. Bir yere çarptım. Evet, evet, evet. Yeni bir oyun serisiyle karşınızdayım. En son şey dediğimi hatırlıyorum. Direkt oyuna, ikinci oyuna başlamayacağım. Araya başka şeyler de koyacağım dediğimi hatırlıyorum. Baktım ki inanılmaz bir şekilde istiyorsunuz ve araya başka bir şey girse de bundan şikayetçi olacaksınız. O yüzden çok fazla zaman kaybetmeden ikinci oyuna başlayayım dedim. Bu yine şeyin, Simulacra'nın yapımcılarından insanların yarattığı bir oyun. Zaten çoğunuz biliyorsunuz çünkü Simulacra'yı araştırırken görmüşsünüz Pipe Dreams diye. Bu sefer yine bir tane çocuğumuz var. Bu sefer ana karakterimiz bir erkek. Bu arada kamera yamuk mu duruyor? Ana karakterimiz bir erkek ve bu çocuk sanırım oynadığı bir oyun, video oyunundan lanetleniyor gibi bir şey. Yani oyun içinde oyun olan bir konusu olduğunu okudum. App Store'da yazıyor zaten. Şu anda size şey vermiyorum. Spoiler vermedim. O yüzden başlayalım bence. Ve bu arada ücretsizdi. Bunu isterseniz siz de indirebilirsiniz. Simulacra ücret değil ama bu değil. Özlemişim ama. Bunun da müziği güzel. Diğerininkini de beğenmiştim. Bu da hoş. Tamam. Şurada bir şey var ama... Ay ne? Hayır hayır hayır, Discord bu. Tamam. Pardon. Başlıyoruz. Çok iyi. Herkesin en çok oynadığı oyun. En popüler oyun. Nedir bu? Bu ne? Suda mı boğuluyor biri acaba? Bunun arka planından gelen sesler daha korkunç Simulacra'dan. Ha, bu az önce izlediğim o şey, pardon. Ha. Teddy diye biri Flappy Bird'ün bu oyun videosuna bak. Ne düşündüğünü söyle, ne gördüğünü söyle diyor. Garip bir şekilde satisfy hissettiriyor. Yani tatmin olmuş hissettiriyor. Garip. Ben ne izliyorum? Garip dedim. Eğer kazanamazsan, kaybedersen sana olacak olan şey de bu. Sen benim arkadaşımsın. Hayır, benim en yakın arkadaşımsın. Sen de benim dedim. Eğer öyleyse. Tekrar yazıyor. Ne düşünüyorsun? Sanırım artık oyuna dönmen lazım. Görmüyor musun? Şu anda seni istiyor. Ben bunu gördüm daha önce dedim. Az önce yaşadığımız konuşmayı tekrar yaptırıyor bana. Neyden bahsediyorsun? Daha yeni gönderdim sana bunu. Eğer kaybedersen böyle oluyor. Ben kaybeden biriyim. Ben kaybedenim. Kendi arkadaşımı da bu işe sürüklemek istemiyorum. Hayır, en yakın arkadaşımı. Konuşma başa sarıyor. Bu çok tanıdık dedim. Konu üzerinde durabilir miyiz? Burada kalbim pouring my heart out. Anlamadım bunu. I am hoping you care about me enough to do. Okuyamadan gitti ya. Siz okuyacak olacaksınız. Durdurup okursunuz. Ben şu an okuyamıyorum. Uzak durman lazım. Seninle konuşmayı bitiriyorum. Oyuna dönmen lazım. Dinlediğini biliyorum. Kapa çeneni. Sadece oyna. Git. Hiçbir yere gitmiyorum dedim. O zaman bitirmeme yardım et. Okey, tamam. Şimdi.
Şimdi Teddy diye biri var. Jeremiah ne ya? Jeremiah. Nasıl okunuyor bu ya? Jeremy diyeceğim. Tamam mı? Jeremy'nin profil fotoğrafını gördün mü? Tam bir yalaka. Yani röportajda bile inanılmaz klas bir takım elbiseyle gelmiş. Yani kimi etkilemeye çalışıyorsun ki? Bence oradaki çalışanlar sana normal bir insan gibi bakacaklar. Favori öğrenci olmak, bu son cümleyi anlamadım. Doğru falan dedim. Teddy sanırım bizim en yakın arkadaşımız bu arada. Neler konuştuğunuza bakacağım ama susman lazım önce. Değil mi? Hani beni anlayacağını biliyordum. Neyse özür dilerim falan filan. İşte birazcık gerginim. Ah sonunda cevapladılar. It went to my spam hesabıma düşmüş. Daha ben yazamadan şey yapıyor bu ama. Ne konuştuğunuzu görebilir miyim? Son of bugger sloppy butthole. Şu an küfür ediyor. Bu. This is why hope is a painful illusion. Umut denen şey bu yüzden acı veren bir egzersiz. Gereksiz bir egzersiz. Bu fantastik bir görüş açısına açılan bir pencere. Ya umut etmiş ama olmamış sanırım anladığım kadarıyla. Ne demişler dedim. Kabul alamamış. Tekrar. Thank you for your application. Unfortunately, we have to go over again. Katılımınız için teşekkür ederiz ama maalesef daha uygun biriyle devam edeceğiz işe. Her şeyimi verdim ama kimse beni görmedi. Guess something's worth. Sanırım bende bir sıkıntı var. Sende hiçbir sıkıntı yok dedim. Artık bir yukarıları okuyabilir miyim? Umarım diğerleri de öyle düşünür. I'm sick of putting myself out there. Daha fazla kendimi buna içine koymayacağım. Sürekli hani red alıp duruyorum. Boş ver onları demiştim en son. Haklısın. Neyse daha az üzgün olan bir konuya geçelim. Sana yardımına ihtiyacım var. Şu anda tek görebileceğim ya da bağlı olabileceğim insan sensin. Sana borç para vermeyeceğim. Tabii ki. Ne olduğunu söyle. Ne olduğunu söyle dedim. Biraz yumurtaya ihtiyacım var. O kadar çok yemek yapmıyorum. Git kendin al ya da almak için buraya gelebilirsin dedim. Ahaha. Özür dilerim. İçerik. Yo, content o. Context ne demek? Unuttum. Bir oyun için lazım bana bu şeyler, yumurtalar. Ve bu oyunda onlara yumurta deniyor, egg deniyor. Ben telefon oyunu oynamıyorum dedim. Ne? Ah, doğru. Sen beynini birazcık daha genişletmelisin, aklını ya da vesaire. Flappy Bird diye bir oyun. En yüksek skora ulaşmama çok az kaldı ve bunun için birazcık yumurta ihtiyacım var. Ben oynarken bu oyun beni iyi hissettiriyor falan diyor. Bu senin durumuna yardımcı olmaz. Sounds like rip-off. Rip-off ne demek bilmiyorum. Ne kadar saçma bir isim. Sanırım rip-off diyeceğim çünkü diğer ikisi çok kötüydü. Belki bu iyi bir anlamdır falan diye. Sanırım kötü bir anlam. En son ne zaman gerçekten orijinal, gerçek bir oyun oynadın? Mr. Fancy Pants. If the copy is just as good or even better than the original, I couldn't admit. This is the only good thing I have going for me. Eğer kopyası gayet iyiyse neden orijinal? Of, geç bunu, boş ver. Şu anda beni iyi hissettiren tek şey bu. Ve hani bu tarz olaylardan küçük bir ara vermek şu an benim için önemli bir olay. Ve en iyi noktasıysa bunun free olması, bedava olması. Eğer seni iyi hissettiriyorsa dedim. Şu an benimle mi oynamamı istiyor anlamadım. Sen de hani yapabilirsin falan filan dedi. Öte yandan şu an hayatımın ne konumda olduğunu biliyorsun.
Hani sonu belli olmayan bir gizem gibi bir şey. Hala hani bir iş arıyorum vesaire. Hala böyle semidayin bitmek üzere olan bir ilişkim var. Hala bir kaybedenim. Oyun buna nasıl yardımcı oluyor? Oyun buna nasıl yardım edecek dedim. Beni tekrar iyi hissettiriyor. Şu siyah şey geliyor ya, hoşlanmıyorum ondan. Slow power skyscrapers and get stuck in a jet engine and feel matter. Son şey gibi diyor işte, hani beni tekrar işte hayatta hissettiriyor. Böyle hani sanki büyük binalardan o tarafa atlıyormuşsun vesaire vesaire gibi. Şimdi hani bu yumurtalarımı alabilir miyim dedi. İyi tamam dedim. Ama nasıl vereceğim? Teşekkür ederim. Sen en iyi arkadaşsın falan diyor. Şu an linkten indirmem birkaç saniyeni alır. Yakın bir zamanda göndereceğim. Sadece indir ve o işte tatlı yumurtaları alacağım falan filan. Tamam, kolay kolay geliyor kulağa dedim. Sen de bir bak, gerçekten eğlenceli. Ne kadar gidebilirsin bak dedi. Şimdi bir dakika, ben şunu hemen indirmeden bir Teddy ile konuşmalarına bir bakabilir miyim? Hani ne yapıp ne ettiklerine. Şeye girmiş. Interview'a, yani röportaja. Röportaj demeyeyim de işte görüşme de diyebiliriz. Görüşmeye gittim. Hani iyi geçti falan filan. And guess who my competition is? Jeremiah diye bir çocuk var sanırım ve Teddy'nin bu şeyi rakibi. Zaten az önce de hani bunu giymiş diye dalga geçtiği adam buydu. Ondan bahsetmiş. Yine Jeremiah'dan bahsetmiş. Keşke işinden çıkmasaydım falan filan. Hani işinden çıkıp sonra pişman olmuş. Şu an yeni iş bulamıyor anladığım kadarıyla. Teddy'nin olayı bu. Şu an en altta inme. Teddy'nin profil resmini görebiliyor muyum? Hayır. Evet, şimdi şu kısma geldik. Chat diye biri var burada. Sizin önemli bir konuşma var mı? Gamerslardan bahsediyor çünkü buna bakmam lazım. Sen hani bir gamersin değil mi? What on earth is called a fishing game? Hayır, hani ben Call of Duty oynuyorum diyor galiba. Yani tipik böyle savaş oyunu falan. Bundan daha karmaşığı tabii ki, anlıyorum. Kardeşim sürekli bundan bahsediyor. Onu çok hani az anlayabiliyorum. Şu gamerlar gibi olacak diye korkuyorum sonu diyor. Biz de hangi gamerlar demişiz. Evet. Interman child even with my parents till he's 45. Hani şey, şu sosyal olmayan böyle 45 yaşına kadar lisede yaşayan böyle bir sadece oyunla başka hiçbir şey yapmayan insanlardan bahsediyor. Bu onların hepsi Call of Duty'den hani çıkan insanlar mı falan filan. Hayır. Eminim hani senin de böyle arkadaşların vardır. Hani böyle arkadaşım pek yok tarzı bir şey demişiz. Hayır, sana yani seni incitmek için ya da seni aşağılamak için bir şey söylemedim. But seriously, what's the pale sinister at your screen? Ama hani amaç ne diyor oturup saatlerce ekrana bakmak falan. Bunu diyen de hani günlerce televizyon başından ya da hani smartphone'lardan, telefonun başından kalkmayan bir insan demişiz. O farklı, herkes televizyon izliyor. Ama hani kardeşimin bağımlı olmasını istemiyorum. Neden bağımlı olduğunu düşünüyorsun? Şu an olan şey bu. Oynuyorsun ve ona bağımlı oluyorsun. İşte ona takılı kalıyorsun ve bum, sonra sen şeysin. Bağımlısın. Ha, bu kadar basit çünkü. Biz de öyle demişiz zaten. Bağımlılık böyle bir şey değil. Ben bu konuda bir article, bir yazı okudum. Oyun oynama bozukluğu gibi bir şey. Sana göndereceğim. O gerçek bir şey. Endişelendiğim için bana kızamazsın demiş. Biz de demişiz ki bence çok fazla abartıyorsun. Neden kendin oynamayı denemiyorsun falan filan. Haha. Yapacak daha iyi işlerim var. So I tried to them think it's something. Olan şey denedim ve gerçekten şaşırdığı biçimde iyi.
Neyden bahsediyorsun? Oyundan. Çok çabuk ölüyorum. Ama nasıl oynayacağımı kardeşim bana öğretiyor. Senin adına sevindim. Sanırım şu an özür dilemeye çalışıyorum. Seni bir human slug olarak şey yaptığım için, yani oyun bağımlısı konusunda seni şey yaptığım için falan filan. O da biz de okey falan demiş, sorun yok demişiz. Hala anlamıyorum. Sanırım bu onu mutlu ediyor ve onun dışında her şey iyi. Herhangi bir hobi gibi düşünebiliriz. Ama başka oyunlar denemeye de işte meraklı olabilirim. Belki beğeneceğim daha farklı bir oyun vardır. Sana birkaç oyun önerebilirim demişiz. Yapacağını biliyordum. Falan filan. Max. Max tipin fena durmuyor. Şu an şu ekip arasında en düzgün duran sensin zaten. Max'e bakıyorum. Aslında hepsini okuyacak mıyım gerçekten? Evet, Fortnite'dan. Bu full oyunla alakalı bir şey galiba. Bu Fortnite'dan bahsediliyor. Biz de ben o kadar ilgilenmiyorum falan demişiz. Herkes oynuyor falan filan. Iris telefonunu almayı düşünüyor. Iris dediği iOS'tan bahsediyor büyük ihtimal bu arada. Yani iPhone, bildiğin iPhone'lardan bahsediyor. iPhone alayım mı hani Fortnite oynamak için? Ne düşünüyorsun falan filan. Bir böyle expert ya daha doğrusu daha profesyonel olmak için bir programa katılmış böyle. 3 aylık bir eğitimine veriliyormuş. Onun için böyle bir telefon istiyorlarmış anladığım kadarıyla. They sitting and listening to some expert being on paradigm shift of growth hacking. Hackleme falan öğretiyorlarmış bu arada sanırım o şeyde. Biz de demişiz ki riskli bir iş gibi duruyor falan. Ya sınıfta oynarken yakalanırsan. Sanırım sınıfta oynamaya falan şey yapmış. Bilmiyorum artık. Tamam, bu da oyundan bahsediyor yani. Lime'a bakın. Bu hangi oyundan bahsedecek acaba? Tamam. Selam, bana bir iyilik yap. Ne istiyorsun? Güvenebileceğim tek insan sensin. Eğer sen dün gece neredeydin diye sorarsan seninle takılıyordum, tamam mı? Ne yaptın? Ne işe bulaştırdın kendini demişiz. Her şeyi batırdım, tamam mı? Sadece bunu da yeter. Hani yeter söyleyecek misin falan filan. Tek yine mi içiyordun? Hayır. Dün gece yine internet kafeye gittim. Ne yaptın orada? 18 yaşın altında insanlarla alakalı olacak bir şeyler mi yaptın falan filan? Hayır. Yeni bir oyun var falan filan, ona bakmam gerekiyordu. Yeni bir hero varmış işte falan. Evde yapamaz mıydın demişiz. Bu birazcık karışık. Falan filan. Üf, aman. Sam kim acaba? Evet, şeyimiz, halamız sanırım bu. Ya da teyzemiz artık bilmiyorum. Oyun şeyleri atıyor. Tam teyzelik. Biz de demişiz ki, hey teyze, nedir bu mesajlar falan filan. Ben sana hiçbir şey yollamadım. Başka oyunlardan bana şeyler var, davetler var. Ha, onlar mı? Onları yaptığımda bana fazladan zaman geliyor falan filan. Yine oyun. Her şeyden oyunlardan bahsedilmiş. Tamam, anladık artık. Evet, arka planımız bu. Yine bir Jabber, yani Twitter'dayız. Teddy'miz demiş ki ah işte hayat yine beni bir kenara atıyor falan filan. Üzgün şeyler. Şu an sanırım burada bir şey... Evet, Karen yine teyzemiz. Bu sefer Flappy Bird'e düşmüş. Hiç şaşırmadım. Flappy Bird'e burada biz de düşmüştük. Hatırlarsınız o dönemi. Bizim kendi profilimiz yok mu? Yok. Surfer'a bakalım. Zaten buna bir işimiz düşer. O zaman bakarız herhalde. Fon var. Burada birazcık birileri var falan filan. Geç. Maillerimizde ne var? Yine teyzeler Allah'ım. Teyzesinden şöyle bir mesaj gelmiş. Hey seksi şey. Burada tamamıyla işte bedava oyun falan filan yapıyoruz. Böyle ilginç bir mail aldım. Teyzesi diyor ki böyle ilginç bir mail aldım. Bir oyun indirdikten sonra. E-mail adresimi vermem gerekiyordu bir şeyler alabilmek için. Bu bir hani virüs falan mı, bir baksana deyip teyzesi bunu atmış maili. Video... Yani oyunlar hakkında bir haber var şurada. Biri onu atmış. Chat'te demiş ki bunu oku.
Hani oyunlar hakkında falan filan bir şeyler. Neyse. Biz artık şeyi bir indirelim. Ted'in gönderdiği şeyi. Biz de oynayacağız belli ki. Evet. Parmak izi istiyor. Basılı tuttum. Okey. Hadi yüklüyor. Aley. Açıyoruz. Özledim bu oyunu. O asla durmayan reklamlara okey misin diyor. Değilim, deny diyorum. Aa, ne yaptın? Göremeden bastım ama. Egg yol ya yumurta yolladım şeye şu anda. Stop what you are doing and check out this Reklam. game level. Ever want to be a ninja foxer? Run Nece bu? boss like a ninja. Hindistancı. Hadi. Hazırım. Bu sıçarak mı gidiyor? Bir. Bu çok basit. Gerçek Flappy Bird nasıl zordu? Ama şimdi iyi gittim bence bu arada. Hadi bir daha. Teddy yazdı. Yumurtalar için teşekkürler diyor. Flappy Bird sana nasıl davranıyor diye sordu. Hani oynuyor musun diyor yani kısaca. 5 6 Niye sıçarak gidiyoruz acaba? Hep 16'da mı? Üç iyi bence. Tamam. Ha, çete girdim. Nasıl gidiyor falan filan. Ölüp duruyorum dedim. Ah zavallı şey. Eğer bu oyunda kötüysen kendini suçlama. Belki de biraz yardıma ihtiyacın vardır. Bu oyun bir yarış şeyiyle dolu ve son yazını okuyamadım. Stop what you are doing. Oyunda değilken bile bana reklam Ever çıkması peki. want to be a ninja foxer? Run on walls like İşte bu birazcık hani yarışma olayı var. Senin listelerini birazcık değiştireceğim falan filan. Bu hani harikalığa bir adım, küçük bir adım falan filan gibi bir açıklaması var. Ben sadece normal bir oyuncuyum dedim. Wow wow. Labels are for losers. Burada hepimiz gamers. Bu Royal Mode anlamına geliyor. Bir lider board yani lider şeyi var, tahtası var ve diğer insanlarla orada yarışabiliyorsun ve en iyi kim görebiliyorsun. Bu mu dedim. Bekle. Geliyorum. Yani bu muydu falan dedim. Yani küçümsedim biraz. Ya anlamsız şeyler söylüyor şu anda. Sweet power yani tatlı güce ulaşacaksın. Şey sırasında işte bu yarışma sırasında ve ya da daha ayrı kişisel şeylere başarıların olacak. Sadece reklamları izle ya da bu oyunu başkalarıyla paylaş yumurta kazanmak için ya da bu yumurtalarla da power up alabiliyormuşum. Kolay değil mi? İşte bilmem ne kolay diyor. Reklam izlemekten nefret ederim dedim. Hey, hayır. Hey, hiçbir şey. Yani hiçbir şey bu hayatta bedava değildir. Bir şeylerin verilmesi lazım, hayır mı?
Ayrıca bunların hepsi geçebiliyorsun, skip edebiliyorsun yani. Hayatından birkaç saniye gitse ne olur ki? Bir şey diyeceğim. Acaba şu siyah olunca, şu siyah oluyor ya mesela, şunu görüyorsunuz ya. Buna oyun falan mı yazdırıyor acaba? Kulağa can sıkıcı geliyor dedim. Bak, bu bedava bir oyun. Oyunun yapımcısı sen olsan Teddy, bu kadar satmazsın şu oyunu, yemin ederim ya. Demek istediğim, do you really want to pay for something if you don't have to? Yapmak zorunda değilsen gerçekten para vermek mi istiyorsun? Bu şekilde herkes kazanıyor. Reklamları izliyorsun. Onlar da oynadığın için mutlu oluyor. Hani win-win. İki taraf da kazanıyor yani. Haklısın dedim. Tamam yani, doğru. Bir şeyler insana boş yere yapmıyor bunu yani. Reklam izliyoruz sadece. Yani bu konuda katılıyorum. Tabii ki haklıyım. Değil mi? Bana güven. Bu senin aklını uçuracak. İşte sonunda geliyorsun, oyuna katılıyorsun. Belki de önce benim en yüksek skorumu kırmalısın falan diyor. Açıyorum. Evet, tekrar geliyor reklam şimdi. What am I doing with this? Hep oyun reklamı bu arada. Tamam. Royal mode. Tamam, free. Evet, şurayı dolduracak mıyım şimdi ben? Name. Sezin, gel. Age 22, male. Oyun, yani kaç saatini harcıyorsun telefondaki oyunlara? Hiç. Şeyin ne kadar? Bayağı olsun, 92. Tamam. Kilon ne kadar diyor ya? Ha şu. Or less, tamam. How many cigarettes do you smoke in a day? None. How many glasses of alcohol do you drink in a week? 1 ile 14 arası. How often do you put your seatbelt in the car? Sorulara bak. İşte haftada ne kadar alkol içiyorsun? How often do you put on your seat? Arabadayken ne kadar sıklıkla kemerini takıyorsun? Her zaman. Geç. Evet. Tamam, kabul etti daha doldurmama izin vermeden. Open dedim. Ne yapacağım şimdi? Teddy 34 yapmış ya. Bu arada ben gidip de reklam izlemem yani, şey için, yumurta için. 34'ü geçmeye mi çalışacağım? Of. Ya sen bunu oynayacak mıyım ya? Neyse, bu kısmını size izletmem. That was just a stroll in the park. I'm just gonna crank it up a bit. Keşke altyazıları açsaydım. Anlamadım ne dediğini kızım. Bana adımla hitap etti ilk defa. Ne diyor acaba? Bana yukarıda bir şeyler yazılıyor bu arada sürekli. Öleceğim. Dördüncü sıraya yerleştim. 21 tane yumurtam oldu. Bir gider misin ya? Yani? Şu an umurumda değilsiniz. Jabber'da ne var? Jabber'dan bana bir şeyler mi geldi? Yine şurada bizim Teddy Maxwell adlı arkadaşımıza o şeyi öneriyor. Flappy Bird öneriyor. Cidden yapımcısı bu çocuk herhalde. Hakikaten başka bir açıklaması olmaz. Chat'e girdim. Teddy dedi ki Royal modu nasıl gidiyor? O garip ses ne dedim. O konuşan ses ne dedim. Sadece oyunda seni yönlendiriyor. Suiting değil mi kız diyor. Suiting ne demek bilmiyorum. Bu arada yumurta store'u, yani yumurta şeyi satılan. Ay ben bu oyunu kendim oynayıp bu çocuğu böyle devam ederim artık.
Evet, ne diyorsunuz yani? Bence simülakra çok daha iyiydi. Burada sürekli bana Flappy Bird oynatacaksa çok büyük bir sıkıntı var gerçekten. Yani bakalım oyunun devamında ne olacak? Yani birazcık da merak ediyorum nereye bağlayacaklarını ama sürekli Flappy Bird oynamakla beni delirtecek yani. Çünkü bu oyunun modası geçeli gayet çok oldu. Bir de ben bir kısımları keseceğim size çok fazla izlemeyin diye. Bakalım ne olacak? Evet aşkım. Bunun ikinci bölümünde yani Pipe Dreams'in ikinci bölümünde görüşmek dileğiyle. Hepinizi seviyorum. Büyük ihtimal Cuma'ya doğru ya da ya Cuma ya Cumartesi gelir. Sizi seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.